AK Parti anayasa değişikliği diye tribünlere oynuyor. AK Parti iktidarı halkın gündeminde olan ekonomik krizi örtbas etmeye çalışıyor. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, AK Parti iktidarı bugüne kadar 22 kere istediği her kanunu yasalaştırdı. İki defa halk oyuna sunularak referandumla anayasa değişikliği yapıldı. Ekonomik kriz gündemini unutturmak için anayasa değişikliği konusu bilinçli bir şekilde gündeme getiriliyor. Ekonomik kriz unutulsun, ekonomik kriz gündemi değişsin diye milletle alay etmektir, tribünleri oynamaktır. Bütün bu anayasa değişikliklerinde yalnızca kendilerine lazım olan kararlar çıkartılmıştır. Bugünlerde bunu siyasi sömürü rant aracı haline getirelim diyerek anayasa değişikliğini tekrar gündeme getiriliyor, getirildi. Buradaki asıl amaç AK Parti iktidarı halkın gündeminde olan ekonomik krizi örtbas etmeye çalışıyor dedim. Saadet Parti Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ayrıca şunları söyledi. Son günlerde önemli tartışma konularından birisi anayasa değişikliği, anayasa teklifi. İktidar 3 Kasım 2002 tarihinde iktidar göreve geldi. Aradan 22 ile yakın bir süre geçti. Bu süre içerisinde mecliste çıkarmak istediği tek bir kanunu çıkaramamış değil. AK Parti'ye rağmen tek bir kanun yasalaşmış değil. AK Parti'nin mecliste teklif verdiği herhangi bir tek bir kanun bile yasalaşmadan dönmüş değil. Böyle bir ortamda 20'ye yakın defa anayasa değişikliği yapmış olanların bugün yeniden anayasa değişikliği yapacaklarını söylemeleri sadece millette alay etmektir, tribünlere oynamaktır. Hatırlanacağı üzere 2 defa halk oyuna sunularak referandumda anayasa değişikliği yapıldı. 2004'te başlayıp bugüne kadar, 2003'ten bugüne kadar defalarca anayasa değişikliği oldu. Bütün bu anayasa değişiklikleri yalnızca kendilerine lazım olan kadar oldu. Bugün de gündemlerinde olmadığı halde sırf muhalefet iktidarın böyle bir talebine yok desin, biz de karşılığında bunu siyasi sömürü rant aracı haline getirelim diyerek gündeme getirdik. Maalesef ki bugün ülke olarak içinde bulunduğumuz süreç içerisinde ekonomik krizle boğuşmaktayız. İş başına geldiklerinde 130 milyar dolar olan dış borç bugün 460 milyar dolara ulaşmıştır. Tarihin en büyük özelleştirmesi yapıldığı halde 100 yıldır ülkenin kazanımları olan bütün kamu iktisadi teşebbüsleri, kitler satılmasına rağmen borcumuz hayli hayli yükselmiştir. Kendilerine verilen görev çerçevesinde küresel emperyalist güçlerin Türkiye distribütörlüğünü pekala anlamlı bir şekilde, başarılı bir şekilde uygulamışlardır. İşte bunun neticesinde bugüne kadar bu millete ait olan pek çok değer satılmış, yabancılara devredilmiş, yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Kaldı ki sadece sanayi tesisleri değil, borsa, bankalar, sigorta şirketleri, limanlar, havaalanları, dev tesisler, hastaneler, otoyollar, köprüler, hepsi ama hepsi adım adım bu dönemde yabancıya bir şekilde devredilmiştir. Böyle olduğu için de dış mihraklar olarak millete söyledikleri güçler esasen kendilerini desteklemektedir. Bugün dış politika anlamında da ülkemiz ciddi olarak ateş çemberi içerisindedir. Maalesef ülkemiz son yıllarda adeta Orta Doğu'nun toplama kampı haline getirilmiş, 10 milyonun üzerinde yabancı, başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına sirayet etmiş, kaynağı meçhul kişilerin adeta cirit attığı alan haline getirilmiştir. Burada özellikle Afganistan ve civarından gelen girişlerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın
Biden'la görüşmesinin müteakip başlaması da ayrıca dikkat çekicidir. Değerli basın mensupları, özet olarak dış politikayı söylememiz gerekirse 3 Kasım 2002'de iktidara gelenler 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmesine rağmen 20 Mart 2003 tarihinde Türk hava sahasını kullanan İngiliz uçaklarıyla İncil'in üstünden kalkan Amerikan uçaklarıyla Akdeniz'e demirleyen yabancı savaş gemilerinin Türk hava sahasını kullanması neticesinde Bağdat bombalanmıştır. Görevleri Irak'ın bombalanmasıyla başlayanlar akabinde Libya, Yemen, Tunus, Mısır, Lübnan, Ürdün ve son olarak Suriye'nin karışmasına ciddi anlamda etkili olmuşlardır. Maalesef ülkemiz adeta Pakistan'ın bitişiğindeki dev ateş topu Afganistan gibi yanına bir Suriye'deki ateş çemberi ülkemizin kucağına bırakılmıştır. Elbette dış politikadaki yaptıkları yanlışlar sadece bunlardan ibaret değildir. Her seçim öncesi kazandıkları takdirde Gazze'de havai fişek patlayacak diye söyleyenler seçimden hemen sonra Siyonist işgalci güçlerle sarmaş dolaş olmaktan çekinmemişlerdir. İsrail'le normalleşme Türkiye'de başlamış, bütün İslam dünyasına bunların öncülüğünde sirayet etmiştir. Nasıl ki geçmişte toplumları bozan diziler Dallas adıyla Amerika'dan dünyaya servis edilmiş ise bugün de kültür politikaları sadece ranta dayalı olduğundan ülkemizde yayınlanan ahlaksız, aileyi bozan, toplumu ifsad eden dizilerle bütün dünyaya yayılmaya başlamıştır. Eğitim anlamında maalesef ki milyonlarca gencimiz mezun olduktan sonra iş bulamadığı gibi Türkiye birincisi genç bile Türkiye'nin en önemli üniversitelerini, fakültelerini kazanan bir öğrenci bile ilk hayalinin mezun olur olmaz bir Avrupa Birliği ülkesine kapak atmak olduğunu söylemiş ve bu bütün hepimiz için de bir yüz karasıdır. Yüz kızartıcı bir durumdur. Kaldı ki şayet sınır kapıları açılsa bir hafta içerisinde Türkiye'deki nüfusun %70'ten fazlasının başka ülkelere göç için heyecanla beklediği gibi acı tablolarla karşı karşıyayız. Bugün ülkemizde 13 milyon civarında emekli 7500 lira gibi bir rakamla geçinmekte. Bugün ülkemizde nüfusun %70'e yakın oranı asgari ücret civarında bir rakamla hayatını sürdürmekte. Bugün ülkemizde resmi açıklamalara, araştırmalara göre 38 bin lira aylık yoksulluk geliriyken, 12 bin lira açlık geliriyken nüfusun %85'ten fazlası yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor.